insan musibetler sahne ana maruz kalınca duygu, düşünce hep sanki nöronlar ona programlanmış gibi hep onun etrafında dönüp duruyor. Onu düşünüyor, onu konuşuyor, onu dillendiriyor. Bunları yaparken belki antiparantiz insanları yese atmayacak bir üslupla işi anlatmak lazım. Diyeceğimiz, edeceğimiz şeyler o gailelerin içinden sıyrılmaya vesile olabilecek mahiyette. Bir kısım argümanlar olmalı. Şunu yapmalıyız, şunu yapmalıyız, şunu yapmalıyız. Geçmişte yapamadığımız, yapmamız gerekli olan şeyler, onu suçlamadan, o dönemi temsil eden insanları suçlamadan, onu zihinlerimizde birer ders, bir yönüyle doğruyu yapma adına birer ibre gibi, birer pusula gibi görerek, bundan sonraki tavır ve davranışlarımızı ona göre yapmak lazım. Hizmette kıble belirleme diyebilirsiniz ona. Yoksa insan sağa sola döner, oraya eğilir, oraya eğilir, oraya eğilir. Yerinde eğilmesi gerekli olan yere eğilmeyince bütün bu eğilmeler boşunadır yani. Günümüzün insanının çok farklı yerler karşısında eğilip de boşuna enerji harcadığı gibi böyle bir şey olur. Bela ve musibetler böyle sanağına maruz kalınca duygu ve düşünce ister istemez o tarafa kayıyor. Bu mevzuda yapılması gerekli olan şey neyse bu yani pozitif. Negatif şeylere gitmemeli. Bu bizi felç eder. Esasen bela ve musibetlerin defi refi adına da hiçbir şey ifade etmez. Bu mevzuda yapılması gerekli olan şey, siz bu işin içindesiniz, hatta pişmişsiniz, mümareseniz var, fakirden daha iyi bilirsiniz bunu Allah'ın izni inayetiyle. Bir bu gaile ve dahiyelerden sıyrılma yolları nasıl yapılacak? Biraz evvel arkadaşlarımızın gayret ve cehdine şahit olarak 3 defa 4 defa şahit oldum. Şu yaptığınız şey size ibadet sevabı kazandırır. Hadis-i şerifte meselenin menfi yani negatif yani ifade ediliyor. Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum. Müslümanların dertlerini onlarla paylaşmayan onlardan değildir demek. Çizgi kayması yaşıyor demektir. Aynı dairede bulunamıyor, aynı dairede bulunamayacak demektir. Öbür tarafta onlardan da ayrı düşecek, cüda düşecektir. Bu açıdan müminlerin dertleriyle dertlenme, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, sibyanıyla, şuyuhuyla, mutavasıt yaşta olanıyla ne kadar ızdıraplı insan varsa zannediyorum şu anda bu ızdırabı vicdanında duyan bizim ülkemizde sadece belki 10 milyon insan vardır. Çünkü 100 bin tane insan almış içeriye atmışlarsa, 200 bin tane insan içeriye atmışlarsa, eziyet etmişlerse, onların firar etmelerine sebebiyet vermişlerse, öldürmüşlerse, daha başka kötülükler yapmışlarsa şayet, her bir ferde karşılık belki 20 tane insanı inletmişlerdir. Şöyle böyle yakınlığı olan, bir kere aile yakınlığı, akraba yakınlığı, konu komşu yakınlığı, dava düşünce yakınlığı, aynı mefkureye inanma, aynı gayeyi hayal takip etme yakınlığı, bütün bu yakınlıklar insanın içine birer sızı halinde sızar. Acı halinde sızar dolayısıyla. Onun için onlarla o derdi paylaşmak lazım. Derdi paylaşmak oturup millete hikaye anlatıyor gibi anlatmak değil. Menkibi anlatıyor gibi anlatmak değil. Arkadaşlara arz ettim ben sizin şu yaptığınız ibadet sevabı kazandırıyor size. Çünkü Müslümanların dertleriyle meşgulsünüz. 2-3 seneden beri orta ölçekte kapalılığıyla
6-7 seneden beri gizli, tamamen gizliliğiyle, tamamen kapalılığıyla 10 küsür seneden beri, 20 seneden beri size karşı esasen belli planlar oluşturuluyor, yok etme adına. Evet, burada noktalı virgül koyarak Ebu Cehil'in çok tekrar ettiğim bir sözünü söyleyeyim. Sonra Muğayre İbni Şube naklediyor. Daha sonra Müslüman olanlardan, onunla da yakınlığı olan. İnsanlığın iftihar tablosu, kendini öldüresiye diye o tabirden hoşlanmıyorum onun hakkında. Neredeyse vaktinden evvel mübarek ruhunun ruhunun ufkuna uçması şeklinde bir helecan içinde, bir heyecan içinde sürekli çırpınıp duruyor. Amcasına da Ebu Leheb'e de anlatıyor, Ebu Cehil'e de anlatıyor, Utbe'ye de anlatıyor, Şeybe'ye de anlatıyor, İbn-i Ebi Mayde de anlatıyor. Daha ne kadar bağışlayın, Allah belası varsa hepsini anlatıyor. Fakat ben o anlatmaların adedini, sayısını bilmiyorum. Ama burada size desem ki ben Ebu Cehil'i 50 defa anlatmıştır, bunu da rica ederim, mübalağa saymayın. Yine Mekke'nin sokaklarından birisinde karşı karşıya gelince yanında Muğayre İbni Şube var. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesajını sunuyor. Hani Hazreti Ali'ye veya Ebu Hanife'ye nispet edilen bir söz var yani. Yani inandığın zaman şunu, 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 şunu kazanacaksın. Rica ederim, inanmadığın zaman bu benim saydığım şeylerden bir tanesini kazanma meselesi söz konusu mudur? Onun mesajının özü ve ruhu bu, arkasında bu var. Ben diyorum ki sen bu imanla vefat ettiğin zaman kabirde sualin asan olacak. Berzahta yürüyüşünde projektörlerin ışığı altında yürüyeceksin. Mizana gittiği zaman çehrene bakacaklar, sen ikilerini tartmaya lüzum yok, geç haydi diyecekler. Sırattan geçerken kıldan ince, kılıçtan keskin değil, bir şehre haline gelecek. Belki yolda bir kabz hali yaşanacak, büzülecek yol. 10 adımda atlayacağın yeri bir adımda atlayıvereceksin. Allah, orası kudret dairesi, burası hikmet dairesi. Ol deyiverince oluverecek. Sonra gideceksin oraya, dünyanın binlerce sene mesudane hayatı, bir saatine mukabil gelmeyen cennet nimetleriyle serfiraz olacaksın. Ve bir gün gelecek cuma yamaçlarında bütün güzelliklerin kaynağı, güzeller güzeli Rabbimizin cemali ve kemalini Efendimiz'in ifadesiyle müşahede ettiğin zaman kendinden geçecek, diyeceksin ki yahu cennet nimetlerinin de işin doğrusu hiçbir kıymeti yokmuş. Oysa ki oraya gittiğin zaman şöyle diyordun. Yahu dünyada benim yaşadığım şeylerin hiçbirinin bir kıymeti yokmuş. Bir dakikalık bir şeymiş bunların hepsi. Ben diyorum ki sen bu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sırlı anahtarını kullandığın zaman bütün bu kapıların hepsi sana açılacak. Sen de diyorsun ki yok. Mesele benim dediğim gibi ise ne kadar şey kaybettiğinin farkında mısın? Senin dediğin gibi ise ben ne kaybediyorum ki? Hani böyle ortadan bir şey, ilzam edici bir şey, bağlayıcı bir şey. Şimdi bu mülahaza ile o mesajının gereği bir kere daha ona, zaten hep öyle Mekke sokaklarında yan rastladığı herkese diyor ki قُولُوا لَا اِلَٰهِ اِلَّ اللّٰهِ تُفْلِحُوا. Antiparantis bunu birileri tenkit etmişti. La ilahe illallah yeter, Muhammedur Resulullah demek lazım falan. Oysa ki hadis-i şeriflerde böyle buyuruyor. قُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ تُفْلِحُوا. Şimdi böyle büyük bir mesajı veren bir insanın peygamber olmaması düşünülemez. Efendim, bu öyle bilmem nereden atılacak şey değil yani. Dolayısıyla bir taraftan La ilahe illallah diyor, peygamberliğini ortaya koyuyor. Zımnen, iltizam delaletiyle, yani ben Allah'ın peygamberiyim. La ilahe illallah deyin, ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Bir de onların hissiyatını hesaba katma psikolojik açıdan çok önemlidir. La ilahe illallah deyin, bir de Muhammedur Resulullah deyin. Zaten hazmedemiyorlar, hasta hepsi, beyin hastası. Adam kendinin peygamber, fevkalade bir insan olduğundan bahsediyor.
bir yönüyle onların hazımsızlığını artıracak. Yangın üzerine körükle gitmiş olacak. Evet, önemli. Bunu anlamayanlar o mevzuda tenkitatta bulundular. Cevap verenler de oldu o meselede. Cevap verilme meselesi de oldu. Yine ona la ilahe illallah tüflühü diyor. Diyor eğer bunu yapman diyor Efendimiz'e ismiyle hitap ediyor. O ya Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bunu bana yapmakla öbür tarafta vazifemi yaptım dedirtmek istiyorsan alay bu. Efendim diyalektik. Ben öbür tarafta vazifesini yaptı diye şehadet ederim, söylerim sana diyor. Ayrıldı gitti. Buhayra İbn-i Şube diyor ki radıyallahu anh bana dedi ki ben bu adamın dediklerinin hepsine inanıyorum. Fakat bir şey benim ağrıma gidiyor. Bakın yani kıskançlık ne hale getiriyor. Bu Haşimiler diyorlar ki Ridane bizden, Sidaye bizden, yok Kabe'nin bilmem nesi bizden. Bir de kalkıp peygamber de bizden, ben bunu sindiremiyorum diyor. Sözün merkezinde şu vardı, kıskançlık, hazımsızlık öyle bir marazdır ki tımarhanelerde dahi tedavisi kabil değildir onun. Bu hazımsızlık çok eski yıllara dayanıyor. Yani siz bir şeyler yaparken onlar o kadar geniş gücü, imkanı harcadıkları halde. İsmi tasfiye etmedim. Kim? Bir beyin oğlu Mustafa Bey. O kadar gücü, imkanı harcadıkları halde sizin yaptığınızın onda birini yapamadılar. 17-18 yerde Yunus Emre, Yunus Emre'nin mübarek adı, o ada canımız kurban olsun, adının kerametiyle o kadar yerde ancak Türkçemizi öğretme adına böyle bir kısım kulüp gibi şeyler açtılar. Şimdi bir taraftan onca güç ve kuvvetlerini harcadıkları halde efendim yaptıkları şey bundan ibaret hepsi. Bir adım ileriye götürememeleri ve sizin de dünyanın 170 küsur ülkesinde belki hani o zamanlar belki efendim 500 tane okulunuz vardı. Zamanla 1400 tane okul oldu. Gönlümüz arzu ediyordu bu engellemeler bir yönüyle. Bu köprüler yıkılmasaydı zannediyorum şimdi 3000 tane olacaktı Allah'ın izniyle. Yeryüzündeki bütün ülkelerle hatta fakir arkadaşlara soruyordum. Ben girmediğiniz kaç ülke kaldı? 7-8 ülke diyorlardı. Onlara da girince girilmedik yer kalmayacaktı. Kardeşlik ruhuyla, humanizm anlayışıyla, herkesi kucaklama niyetiyle, renk gözetmeden, efendim desen gözetmeden, numara gözetmeden, durup gözetmeden, herkesle sarmaş dolaş olacak mahiyette, çantalarını ellerine alıp giden insanlar, gittikleri yerde de, herkes adına söylüyorum bunu, inanarak söylüyorum. Bir dikili taşları olsun mülahazasına, zaafına kapılmadılar. O insanlar nabız tuttu. Her nabız tutuşlarında samimiyet, hasbilik, diğergamlık, ihsar ruhu gördüler. İnandılar bu insanlara. Allah'a, peygambere inanmayanlar bile, ateistler, deistler bile inandılar buna. Ama tahribat kolay oldu ondan dolayı. Hani şu kadar mimarın, şu kadar statikçinin, şu kadar zamanda ortaya koyduğu efendim mimari bir eser bir anda darman duman olur. Yaptıkları şey o, tahrip etmenin arkasından koşuyorlar. Hazımsızlık böyle çok eski yıllara dayandığından dolayı sadece içlerinde oluşan bağışlayın o gazeyanı şimdi dışarıya attılar. Mide bulandırıcı bir tavır sergiliyorlar. Karakterlerinin gereğini Kur'an-ı Kerim bu meseleye ifade ederken tercümelerinden birisiyle kullun ya'melu ala şakileti herkes karakterinin gereğini yerine getirir. Allah o karakterde olmadan bizi muhafaza buyursun. Öyle bir karakter taşımadan Allah bizi muhafaza buyursun. Şimdi bu bir realite. Kendi doğup büyüdüğünüz maskatı reisiniz sayılan bir avuç toprağını cihanlarla değiştirmeyeceğiniz ülkenizde, ülkenizin insanından bunu gördükten sonra
dünyanın dört bir yanına yayıldınız. Onlar da insan. Onlar da bir yönüyle aynı paniğe kapılabilirler. Aynı paranoyaları yaşayabilirler. Öyleyse size kulak çekme manasında bir aman dikkatli olun bundan sonra. Bak en yakın gibi görünen insanlar ne kadar sizden mesafeli duruyorlarmış, size karşı mesafeli duruyorlarmış. Dolayısıyla bir dikkat, bir teyakkuz adına Allah Celle Celaluhu kısmen bir şey çektiriyor. Şimdi bir taraftan bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Bir diğer taraftan bunu değerlendirme adına siz zannediyorum dünyada bu ölçüde, bu çerçevede duyulma adına birkaç trilyon para verseydiniz dünyadaki matbuat, televizyonlar, internet siteleri, telefonlar bu meseleyi bu kadar bilemez ve duyamazlardı. Bir şeyi anlatmada duyma meselesi çok önemli bir faktördür. Duymuş, ruhunu birden merak sarmışsa nöronlar almaya hazır vaziyete geçmişlerdir. Hazır ol vaziyete geçmişlerdir. Bu defa size her şey üslubuna uygun. Usulü, esası feda etmeden üslubuna uygun. Anlatmak düşüyor. Biz insanız. Yeryüzünde sulhu umumi peşinde koşturuyoruz. Yangını söndürmek için koşturuyoruz. İçinde yanan insanları o yangından kurtarmak için koşturuyoruz. Yeryüzündeki bütün insanlar birbiriyle kucaklaşsın diye koşturuyoruz. Siz senelerce kalpleriniz hep bu heyecanla çarptı, nabızlarınız bu heyecanla attı ve onlar da inandılar sizlere. Fakat belki şu anda kafalarda karışıklık var yani. Herkes de şöyle böyle paranoya açık bir durum da vardır, bir delik de, bir menfez de vardır. Herkesin kafasına bir şey akmıştır. Talamus bezine mi? Efendim nöronlarına mı, efendim başka bir yerine mi akmıştır bir şey, bileceksiniz bunu. Fakat duyulma ciddi yani. Dünyada neredeyse kahvede oturan insanlar bile duydular. Şimdi sizinle karşılaştıkları zaman nedir ya bu hal diyecekler. İşte o zaman üsluba, esası, usulü feda etmeden anlatmamız gerekli olan şeyleri anlatma düşüyor. Oturup bunu müzakere etmek, bu mevzuda argümanlar oluşturmak, sesimizi, soluğumuzu insanlığa duyurmak için meseleyi sabahdan mı gideceğiz, uşaktan mı gideceğiz, rastan mı gideceğiz, ezan sıralarına göre söylüyorum. Segahtan mı, esasen füzzam akşam okunur da fakat şimdi biraz daha bir farklı, bir rarası farklı, segah okuyorlar. Segahtan mı gideceğiz, Hicaz'dan mı gideceğiz? Neden gideceksek gidecek. Ama o insanların dinleyebileceği esasen. Bir enstrümanla, bir sesle yanlarına gideceğiz. Zurna ürkütüyorsa onu saklayacağız. Efendim, davul kaçırıyorsa onları onu da bir tarafa koyacağız. Neyi celbi cezbediyorsa şayet onu dudaklarımıza yerleştirecek. İttinin o güzel bestelerinden bazılarını onlara duyuruyor gibi. Orada sesimizi yükseltecek, gönüllerine akmaya, yumuşak kaymak gibi akmaya bakacağız. Allah'ın izni inayetiyle. Bunun için evvela bir şey yapmadan evvel düşünmek, yemeden evvel çiğnemek gibi bir şeydir. Çiğnemeden bir şey yutmaya kalkarsanız yutakta takılır kalır, boğulursunuz. Yutsanız dahi midenin yükünü çoğaltmış olursunuz. Allah ağzı vermiş, kuvve-i zayika ücreti acilesini de vermiş. Bak sen çiğniyorsun, mide için çiğniyorsun, insanın vücudu için çiğniyorsun. Ben bir de o sana çiğnettiğim şeylerin içine bir tat koydum. O tadı duyabilmen için aynı zamanda kuvve-i zayika verdim sana. Bu da bedava değil. Ağzını alıp çiğnediğin şeyleri yutasın gelmiyor yani. Bir balı, bir kaymağı ağzına aldığın zaman yutasın gelmiyor. Verdim bunları. Şimdi ama bunu münasebetsiz şekilde ağzına kor koymaz yutarsan şayet kuvve-i zayikanın hukukuna tecavüz etmiş olursun. Evet burada size şöyle bir şey desem olabilirdi ihtimal dahilinde. Ağız öbür tarafta davacı olabilir. Ya Rabbi bu hep midesi adına kolonları adına benim hakkımı yedi. Beni ağzında birkaç defa çevirseydi ben de hissemi alsaydım. Haklı bir dava olur mu, olmaz mı bu? Evet, olur.
yutmadan evvel çiğnemek neyse, ortaya bir proje koymadan evvel oturup derin derin düşünmek o kadar önemlidir. Buna İslam dininde istişare deniyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı Şura, Şura suresi. Ve sahabe-i kiramı methettiği değişik pozitif yanlarıyla methettiği yerde araya bir de ve emruhum şura beynehum. Onlar öyle kâmeti yüce insanlar ki yaptıkları işleri hep meşveretle götürüyorlar. Ve insanlığın iftihar tablosu buna tercüman olurken مَا خَابَ مَنْ اِسْتَشَارَ مَا عَالَ مَنْ اِقْتَسَدَ وَمَا خَابَ مَنْ اِسْتَشَارَ. İktisat yapan fakru zarurete düşmez. İstişare eden de haybet, zarar yaşamaz buyuruyor. Düşünün, en kritik dönemde Uhud'da istişare yapıyor benim efendim. Falanla filanla istişareye ihtiyacı yok. Bir kere Cenab-ı Hak ona bir öyle bir dima vermiş ki biz şöyle böyle onda birini çalıştırdığımız nöronlarımız onda bütünü birden çalışıyor. Hamdi Yazı'nın tefsirin birinci cildinde zannediyorum Fatiha tefsirinde o ne müthiş bir ruh, ne engin bir ruhtur ki ayakları yeryüzünde fakat semalar ötesi alemlerle muhaverede bulunuyor. Onun kimseyle istişare ihtiyacı yok. Fakat istişare arkadakilerine bir disiplin olarak kendi yapıyor bunu. Bir imam gibi tekbir alıyor, siz de böyle yapın. El bağlıyor, siz de böyle yapın. Rükûa gidiyor, siz de böyle yapın. Ayağa kalkıyor, kavmeye, siz de böyle yapın. Secdeye kapanıyor, siz de böyle yapın. Ve istişare ediyor Uhud'a çıkmadan evvel. Rüyasını da anlatıyor. Bir kısım sığırların boğazlandığını gördüm. Fakat Bedir'de savaşma şerefini ihraz edememiş bir kısım gençler. Ağır basıyorlar. Oradaki umum heyet üzerinde ciddi bir tesir oluşturuyorlar. Ekseriyetin re'yi orada, ekseriyetin re'yi. Bak biz de bundan ders alalım. Dediğim olmadı diye olmaz olsun, bu iş değil. Ekseriyetin re'yine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabiye savaşını bırakıyor. Hendek'te yaptığı gibi bir savaş yapabilirdi. Diğerleri bozguna uğrar kaçarlardı. Ama o zaman çıkalım dışarıya diyor. Bir de oradaki Uhud tepesine bir birlik yerleştiriyor. Başlarına da bu adam koyuyor. Bizim vücutlarımızı kartallar kaldırsa benden emir gelmeden yerinizden ayrılmayın. Siyer'de hadis kitaplarında anlatılan şeyler bunlar. İstişare, istişare uyarak çıkıyor. Şimdi iki şey oluyor orada. Bir, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem burada mübarek düşüncesine Kur'an-ı Kerim kes sözüyle ifade etmesi açısından içtihat hatasıyla mukabelede bulunuluyor. Evet. İktesep kelimesiyle demiyor Kur'an. Bima kesebu diyor. Kesbettikleri şeyle. Dolayısıyla kes başkadır, iktisap başkadır. O bir vebal irtikap etmedir. Berikine gelince sevabın ikisini bire indirme demektir. İçtihat hatası. İçtihat hatası yapıyorlar. Çıkıyorlar oraya. Bir içtihat hatası da tepede yapılıyor. Düşman ordusu bozguna gidince ondan emir gelmeden ayrılıyorlar. Oysa ki emre itaat bence her şeyden önce gelir. Onu emre itaati Adem'den öğrenmek lazım. Melaike-i kiramdan öğrenmek lazım. Orada da öyle yine bir iştahat hatası yapılıyor. Ayrılıyorlar ve bir hezimet yaşanıyor. Ayrı bir şey. Vakayı ana hatlarıyla arz ediyorum. Başınızı artmıyorsam şayet. Sonra mübarek yüzü, o yüzün en küçük şeyine canım kurban olsun. Mübarek dişi yere düşüyor. Osmanlıların öyle saygısı vardı ki Efendimiz'e Uhud'un bağrında o mübarek düştüğü yere burada bir kulübecik yapmışlar. Arkadan gelenler onu bile şiş saydıklarından dolayı yıkmışlar. Ben yarı yıkılmış şekline şahit oldum. Uhud'u gezdim hep. O şehadanın başında bir dolaştım böyle. Beni tarihin hatıralarında aldı. Tarihin hatıra çağlayanı içinde sürükledi. O günü onlarla beraber yaşıyor gibi bir zevki ruhani duydum.
Oraya da çıktım. Mübarek Sinni Nebevi'nin düştüğü yer Osmanlı peygambere saygısı. Hani lihye-i şerifi öpüp gözünüze sürüyorsunuz ya, mübarek sakalının bir tüyünü, tüy de dememek lazım, muyu mübarekini. Onlar da o saygılarını öyle ifade etmişler orada. Vücudu yaralanmış, başında miğfer kırılmış, kendisi orada. Bir de candan sevdiği süt kardeşi ve amcası, Hazreti Hamza gibi bir orduya bedel bir insan, bağrından yediği bir mızrakla orada şehit olmuş ve parçalanmış. Parçalanmış aynı zamanda. Didik didik etmişler. 70'e yakın ashab-ı kiram. Her biri bir ülke insanına bedel. Ashab-ı kiram efendilerimiz. Ashab-ı kennücum diyor. Benim sahabilerim yıldızlar gibidir. Bi'eyyihim ihtedeytüm ihtedeytüm. Kâmet-i kıymetleri bu onların. Bir de onları görüyor o ince ruh. O hassas, o şefkat abidesi. Bir de ona üzülüyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'in beyanına bakın ki onu orada. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Eğer sen katı kalpli olsaydın, bu etrafındaki insanlar dağılır giderlerdi. Evvela böyle diyor. Böyle demede mefhum muhalif şudur. Sen katı kalpli bir insan değilsin. Eğer olsaydın dağılırlardı. Bir tebcil, takdir var. Söyleyeceği şeylere beraat istilal nevinden bir zaviyeden. Esasen bir zemin hazırlama var. وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Öyleyse bu sebeple, faiz sebebiyle فَعْفُوا عَنْهُمْ. Onları bağışla. Bağışlamakla kalma. Madem iştahat hasatısı yaptılar, nezdü ülühiyette olmaması istenen bir şeyi yaptılar onlar. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Bir de onlar için Allah'tan yarlıganma talep et. Allah'ım bağışla benim ashabımı. Beni oraya götürenleri ve sonra söz dinlemeyerek yerlerinden ayrılanları yarlıga. فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Bakın sonunda ne diyor da. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ. Otur yeniden meseleyi bir kere de onlarla istişare et. Birinci istişarede içtihat hatası, sevaplarını ikiden bire indirenler diyeyim ben. Böyle demekle de onları incit etmiş olur muyum? Öbür tarafta beni bağışlarlar insanı, onlar için durmuyor. Evet. Şimdi birinci istişarede kesple ifade edilen esas, içtihat hatasına girdiklerinden dolayı bu defa diyor ki yaralı, 70 tane insan şehit olmuş. 170 tane veya 200 tane insan da gezemeyecek şekilde. Kimisinin kolu yaralı, kimisinin bacağı yaralı, kimisi bağrından bir yara almış. Haydi derlenin, toparlanın, müşrik ordusunu takibe koyuluyoruz. Siyer'e baktığımız zaman bir tek insanın olmaz, gelemeyiz, biz bu vadiyette yol alamayız falan dediğini bilmiyorum. Siyer ile hadisle meşgul olanlar söylesinler bana bir tane. Ama buna sebebiyet veren nedir yani? Başta istişarede onu dinlemedik. Bak iki gayle başımıza geldi. Şimdi ölsek bile bence onu dinlememiz lazım. Meşveret. مَا خَابَ مَنْ اِسْتَشَارُ. İstişare eden insan haybet, kayıp yaşamaz diyor. Şimdi böyle büyük bir iş yaparken, büyük bir projeyi arz etmeye çalışırken bence dahi bile olsak, hani dahi, kim diyelim, Sokrates gibi filan, öbür dünyadan, Eflatun gibi, Aristoteles gibi veya belli bir dönemin Kant'ı gibi, Descartes'ı gibi, bize yakın dönemde hepiniz duydunuz yani, Einstein gibi, dahi bile olsa, bir şey söylese, bence 5 tane ümmi insanın mülahazaları nazar itibara alınarak o bir kenara konmalı. O dahi öyle bir kenara konacak söz söyler mi, fikir beyan eder mi, etmez mi, ayrı bir dava da. Fakat insan dahi olacağına meşveret eden bir insan olmalı. Dahi yanılmaz diye bir şey bilmiyorum. Dahi yanılmaz diye. Ama meşveret ederek meseleleri alıp götürenler, her işi meşveret çağlayanında deryaya ulaştırmaya, gayeyi hayale ulaştırmaya çalışanlar, hiç haybet yaşamamışlardır.
Şimdi bir gâile yaşıyoruz. Bir dâhiyeye maruz kaldık. Kalındı, kalınıyor. Ve hala işte Kosova'dan insan kaçırıyor eşkıyalar. Bu eşkıya dedim de hafif gelir bu. Bazılarına batabilir. Bu düpedüz eşkıyalıktır yani. Pakistan'dan insan kaçırma düpedüz eşkıyalıktır. Myanmar'dan bilmem ne yapma. Düpedüz eşkıyalıktır insan kaçırma. İnsan. Sonra bazen öldürme. Bazılarını götürüp dağın başında bırakma. Sahipsiz bırakma. Bunların hepsi oldu. Bunların hiçbirini Richard yapmadı. Barbaros Frederick yapmadı. Philip yapmadı. İstanbul'u işgal eden hainler de yapmadılar bunu. Hiçbiri yapmadı. Yapıldı bunlar. Şimdi bu gailelerden, bu dahiyelerden sıyrılmak istiyoruz. Zor yani. Bir taraftan yaralanmışlık var. İncinen ruhlarımız var. Ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de cefadan usanır, candır bu. Sen sırtından bir mızrak yiyorsun efendim. Ben yine hiç sarsılmadım bu mevzuda diyemezsin. İnsansın, sarsılacaksın. Etten kemiktensin, sarsılacaksın. Biraz evvel en sarsılmaz insan, yürek acısını ifade etmeye çalıştım ben. En sarsılmaz olan insanın. Fakat beri tarafta bu bizi yapmamız gerekli olan şeyleri yapmadan bir adım geri bırakmamalı. Bunun da biricik yolu yapılacak işler yapılmadan evvel ortak akla müracaat etmeli. 10 tane insanın, 20 tane insanın bu işe gönül vermiş hususiyle, bu işin dertlisi, diriliş kahramanı, gayeyi hayal abideleri, onların düşüncelerine müracaat edeceksiniz. Çünkü onlar düşünürken kendi hesaplarına düşünmezler. Kendi yaşamları adına düşünmezler. Çünkü onlar yaşatma abidesidir. İcabında Hazreti Pir'in ifade ettiği için milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Kendini o yüce mefkureye bu şekilde bağlamış insanlar kendilerini düşünmezler katiyen ve katibeten. Düşünmemişlerdir katiyen ve katibeten. Düşünmeyeceklerdir katiyen ve katibeten. Öyleyse baş başa vererek ortak aklın muhassalasını değerlendirip yürüyeceğimiz yolda bu dahiyelerden sıyrılmaya bakalım. Bir de mesele geniş alana doğru bir açılma keyfiyeti şu anda gösteriyor. Adeta her yerde sizin duygu ve düşüncelerinizin sergileri yapılıyor. Hani kitap sergisi, eşya sergisi, mal sergisi, duygu ve düşüncelerinizin sergisi yapılıyor her yerde. Medya bahsediyor. Hazır böyle bir fırsat önümüze çıkmışken oradan oraya koşmalı, ayağımız altımıza gelmeden bir köylan gibi kalbimiz duracağı ana kadar koşturmalıyız. Bu genişçe duymayı bence genişçe değerlendirmeye bakmalıyız Allah'ın izni inayetiyle. Ama bu işi sonuçlandıracak sahibidir. Onun planını kader şeklinde başta yapan odur. Meydana gelir neyse hükmü kader, hakka tefvizi umur et ne elem çek ne de keder. Mihneti kendine zevk etmektir alemde hüner, gam-ı şadi felek böyle gelmiş, böyle gider. Enderuni vasıf. Ha, siz onu Enderun'un efendim bir yönüyle mecazi aşklar şairi olarak görürsünüz de fakat Rabbi ile teslimiyeti açısından bu mülahazaları da var. Onun kadere ne kadar inandığını görüyorsunuz. Büyük plan esas öteler ötesinde hazırlanıyor. Sizin önünüze koyuyor. O mevzuda nihai hükmü o verir. O bir kere kün dedi mi feyekun. Kün feyekun. Mâ şâallahu kân ve mâ lem yeşe'lem yekun. Neyi Murat buyurmuşsa o olur. Olmasını istemediği de katiyen olmaz. Meşiyeti olmamaya taalluk ediyorsa Hamdi Yazır ısrarla duruyor. Yoklar bile onun meşiyetiyle meydana gelir. Meşiyeti olmamaya taalluk ediyorsa o da olmaz. Şimdi öyle bir kuvveti kahireye, iradeyi bahireye, meşiyeti sübhaniyeye dayanmış yürüyorsanız bugün olmasa yarın o yolunda yürüyenlere hiçbir zaman
yüzüstü mahcup olarak bırakmamıştır. Bugün olmasa yarın eteklerini cevherlerle doldurmuştur izni ilahiyle. Meselenin birincisi bu, biraz çok uzattım. İkincisi, bu mevzuda içimize gelen şeylerle böyle çok kapalı olarak kaderi sorgulama gibi bir şeyler olabilir hafizanallah. Hep istiğfar etmeliyiz, tövbe etmeliyiz, inabede bulunmalıyız, hatta evbede bulunmalıyız. Öyle ki yani sanki evbeyi şöyle anlarım ben, sanki tepeden tırnağa ben bir günah krateriyim. İşte onu eritmek için altında ne kadar nedamet ateşi yakmak lazımsa o kadar yakacak. Mutlaka o şeyi, kayayı eriteceğim ben Allah'ın izniyle. Öyle olmalı, meseleye öyle bakmalı. Allah'ın izni inayetiyle. Hemen onları bence radina billahi rabba bil islami dini ve Muhammedin resulü nebiyye. Allah'ım Rab olarak senden razıyız. Peygamber olarak da Efendimiz'den razıyız ve arkasına düştük. Nebi olarak arkasına düştük. Razıyız ondan. Başımıza ne gelse. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Yunus Emre rahmetullahi aleyh rahmetten vasiyeten diyeceğiz. Birincisi bu. Tabiatımızın muktezası. Yani bir şey saplanırken bir yerimize of dememek elimizden gelmez. Fakat elden geliyorsa sondaki fe'yi he'ye çevirelim. Oh be! Bir harf değişikliği canım. Oh be diyeceksiniz, o kadar. O sevap olacak. Öbürü şikayet olacak. Efendim, bunun bir diğer yanını da şu teşkil ediyor zannediyorum. Diğer yanı onların derdini kendi derdimiz bilerek. Kendimizin, heyetin derdini herkes kendi şahsında kendi derdi bilerek başını secdede yere koyduğu zaman bizim mezhebimizde dünyevi şeyler söylemek namazı ifsad eder. Hanefi mezhebinde. Fakat diğer mezheplerde böyle bir şey yok. Ama bizim mezhebimizde de kelam-ı nefsi diyebileceğimiz işten geçirme. Şöyle böyle dilin kıpırdaması şeklinde dileklerimizi Cenab-ı Hakk'a sunma olabilir. اَقْرَبُ مَا يَكُنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّ فَوَ سَاجِدْ اَكْفِرُ الدُّعَى buyuruyor Efendimiz. İnsanın Allah'a en yakın olduğu yer, baş ayak aynı yerde, öper anlı seccade, işte insanı kurbete taşıyan cadde. Tam yakınlığı ihraz etmiş oluyorsun. Başını yere koyuyorsun, Allah'a en yakın olduğun. Neden en yakın olduğun yer? Çünkü tevazunun daha ötesi yok. Ayakta durdun ayrı bir tevazu. Rükû'ya gittin ayrı bir tevazu. Ya bu yetmez. Kavmeye kalktın bir daha baktın. Murat gözlüyor, gözetliyor gibi. Bu defa secdeye kapandın. Ya bir tane yetmez. Bir tane daha secde. Bir tane daha secde. Başımızı yere koyduğumuz zaman olup biten şeyler karşısında artık Allahümme ferecem ve mehrecem mi diyeceksiniz? Nasren kariben ve fethem mübinen. Ela inne nasrallahi qarib mi diyeceksiniz? Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar mi diyeceksiniz? Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşeda mi diyeceksiniz? Allahümme münzilel kitab, müjziyel sahab, seriyel hisab, hazimel ahsab, ihzimhum vansurna aleyhim mi diyeceksiniz? Diyeceksiniz bunları. Hem umum heyet için hem de şu anda mağduriyet, mazlumiyet, mehturiyet, mahkumiyet, müstantakiyet, bu tabiri hiç kullanmıyorlar. Evet, istintak edilenler, yaşayan ve dolayısıyla bir yönüyle hep böyle melul, mahzun, mükedder yaşayan kardeşlerimizi nazarı itibara alarak dertlerini paylaşma, onlarla beraber olma, öbür tarafta onlarla beraber cennete girmenin sırrı anahtarıdır.